18 Ocak'ta Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde Ana Gökyüzü Delinmiş adlı tiyatro oyunu sergilendi. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun yer aldığı tiyatro kadınlara özel olarak oynandı. Oyun iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekiyor. Köydeki halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. İyilikle güzellikle her şeyin olabileceğini anlatıyor. Seyirciye komşuluk ilişkilerini ve dostluğu hatırlatıyor. Ekipte bulunan kadınlar yurt içi ve yurt dışında sahne alarak küresel ısınma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Tiyatronun hem yönetmenliğini üstlenen hem de oyuncu olarak sahneye çıkan Ümmiye Koçak, Uğur TV mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Ben Ümmiye Koçak, Adana'nın Çelenli köyünde dünyaya gelmişim. 6 kardeşin, 10 kardeşin 6.'sı olarak okumayı çok seviyorum. Gerçekten çok okudum, çok mücadele ettim. Mersin Aslanköy'e gelin geldim Adana'nın Çelenli köyünden. Burada bir tiyatro oyunu sergilediniz. Hem yönetmenliğini üstlendiniz hem oyunculuğunu üstlendiniz. Topluma vermek istediğiniz bir mesaj var mı bu oyunla ilgili? Tabii ki. Nedir o? Şimdi küresel ısınma güzel yavrum bütün dünyanın sorunu, sadece bizim değil. Ben diyorum ki ne, biz artık yani birlik olalım ve kendimizi bilinçlendirelim. Eğitim, 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 okuma yazmayla bitmiyor yavrum. Gerçekten bizler çok zarar verdik doğamıza, çok hor kullandık. Hala da kullanmaya devam ediyoruz yavrum. Zararları çok büyük ama biz farkında değiliz. Hala suçlu arıyoruz. Suçlu arayacak zaman değil güzel yavrum. Birlik olma zamanı. Ben de kendi elimden geldiğince, karınca kararınca anlatmaya çalışıyorum oyunda. Hem eğlendiriyorum, hem güldürüp, hem de hani çıktıklarında kafalarında bir soru işareti olsun. Bak gerçekten böyle diye. Hani amacım bu. Çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra size şunu sormak istiyoruz. Uşak ilimize geldiniz. Beğendiniz mi? Buranın atmosferi nasıldı? Burada tiyatro sergilemek sizin için nasıl bir duyguydu? Çok güzel yavrum. Biz çok yere gittik. Gerçekten Türkiye'de gitmediğimiz yere bir elimizin parmağı kadar kalmadı. Ama Uşak'ı çok istiyorduk gelmeyi. Çok istiyorduk. Yani öyle böyle değil. Geldik çünkü ben sosyal medyadan yurt dışında bile duymuştum. Buranın tersi evini, tarhanasını, cam terasını duymuştum. Bana sorduklarında ben bilmiyorum demiştim. Çok üzülmüştüm. Bugün yani dünden beri o kadar güzel yerler gezdik ki gerçekten deyim yerindeyse cennet gibi bir yer. Ama bir yeri güzel yapan biraz da insanları güzel yavrum. İnsanları o kadar sıcakkanlı ki, o kadar duyarlı, o kadar sanata ilgililer ki, salon dop doluydu. O kadar güzel ilgi vardı ki yüreğimde hissettim hepsinin ilgisini, sevgisini. Diyorum ki gerçekten Uşak anlatılmaz, yaşanır. Hangi birini anlatayım? Çünkü halısı çok meşhurdu. İlk önce gelir gelmez oraya gittik, gördük. Yani süper bir yer. Gerçekten herkesin gelip görmesini istiyorum. Yıraktan yıra olmuyor, anlatılmıyor, hissedilmiyor güzel yavrum. Olduğumuz, bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek bizim elimizde. Burada ortam evet güzel ama güzelleştiren bence biraz da insanlar yavrum. Çok teşekkürler. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum size. Bir konuşmanızda üretmeyi, çalışmayı, başarmayı seviyorum demiştiniz. Sizin ilham kaynağınız nedir? Motivasyonunuzu nereden sağlıyorsunuz acaba? Ailem yavrum, aile çok önemli. Ben çocuklarımla, eşimle o kadar mutluyum ki 79'dan beri mutlu bir evliliğim var. 3 tane çocuğum var. Benim ilham kaynaklarım çocuklarım ve kendimle, kendime verdiğim sözler yavrum.